Canva dünyanın en büyük şablon kütüphanesine sahip. Nedir şablonlar? Canva'da herhangi bir konuda arama yaptığınızda karşınıza tasarımcılar tarafından hazırlanmış Canva tasarımcıları, içerik üreticileri tarafından hazırlanmış, değiştirilebilir tasarımlar çıkar. İşte biz bunlara şablon diyoruz ve Canva dünyanın en büyük hazır şablon kütüphanesine sahip internet sitelerinden bir tanesi demeyeceğim. En büyüğüne sahip, hani ondan sonra ona yaklaşabilecek herhangi bir internet sitesinin Kanva'nın üçte birinden daha az şablonu vardır herhalde kütüphanesinde. Öyle büyük bir kütüphaneden bahsediyoruz. Ayrıca Kanva kütüphanesini sürekli yeniliyor sürekli olarak trendlere göre, günü modasına göre, ihtiyaçlarına göre yeni tasarımlar ekleniyor. Ayrıca kullanıcının neye ihtiyacı olduğu, Canva kullanıcılarının neye ihtiyacı olduğu düşünülerek ve onların kolay bir şekilde düzenleyebilecekleri şekilde yeni tasarımlar, yeni şablonlar kütüphaneye hızlı bir şekilde ekleniyor. Canva ana sayfasına, arama kısmına bir kelime yazdığınızda mesela bayram kelimesini aratalım. Gördüğünüz üzere 162 bin 775 tane içerisinde meta verisinde yani e, kelimelerinin içerisinde tasarımdaki değil sadece arka plandaki kelimelerin içerisinde bayram kelimesi geçen 162 bin tane e, tasarım varmış. Bunlar bizim kanva kütüphanesinin bizim kullanabileceğimiz şablonlar. Bunlardan herhangi bir tanesini seçip bu şablonu özelleştir diyerek kendimize göre yeniden tasarlayabiliriz, yeniden düzenleyebiliriz. Bu arada Türkçe şablonlar var ama aşağı doğru indikçe bayram kelimesinin bir kutlama olduğunu bildiği için İngilizcelerini de size önermeye devam edecek. İçerisinde yüzlerce ücretsiz şablon var. E, tabii bir o kadar da pro şablonlar var. Eğer pro kullanıcısıysanız hepsini ücretsiz bir kullanıcısınız da yine yüzlerce binlerce ücretsiz şablondan bir tanesini dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Şablon kütüphanesinde filtreleme uygulayabilirsiniz. Mesela minimalist olsun ondan sonra temiz bir tasarım olsun ve pazarlama ile alakalı olsun diyebilirsiniz. Animasyon mu olacak, video mu olacak, ses olacak mı o videoda? Bunları seçebilirsiniz. Hatta bir renk de seçebilirsiniz. Mesela sadece yeşil olan şablonlar gelsin dediğinizde biraz fazla zorladık. Bu kadar fazla tüm özellikler aynı anda olsun demiş olduk. Bir tane gösterdi. Bu kısımdan filtreleyebilirsiniz. Mesela bunu kaldıralım. Azarlamayı da kaldıralım. Öyle uygula diyelim. Gördüğünüz gibi e, yüzlerce, binlerce şablon yine önümüze geldi. Kategorilere ayrılmış bir şekilde e, yine kategorilerden de bir filtreleme e, yapabilirsiniz efendim. Tüm şablonlar kısmına gittiğinizde ise Canva size birazcık sosyal medyaya benzeyen bir e, sayfaya yönlendirecek. Aslına bakarsanız şöyle bakın üst kısımda sizin aramanızdan bağımsız olarak az önceki aradığımız kısım bitti. Bu kısma tüm şablonlar diyerek ulaşabilirsiniz. Yahut ana sayfadan, Canva ana sayfasından bakın sol tarafta şablonlar diyerek ulaşabilirsiniz. Üst kısımda o dönemde favori olan, trend olan, herkesin aradığı e, kelimeler var. E, bunlardan bir tanesini seçip devam edebilirsiniz mesela futbol aranıyormuş. Futbol'u tıkladığımızda Futbolla alakalı 5202 tane şablon varmış. Buna doğrudan ulaşabilirim. Haricinde hemen aşağı tarafta benim kullanacağımı düşündüğü şablon türleri var. Onları ön tarafta bana gösteriyor. Biz şablon içerik üreticilerini takip edebiliyoruz. Herhangi bir arama yaptığımızda mesela yine bayram yazalım buraya. Herhangi bir şablon aradığımızda bakın aşağı taraflarda şöyle küçük resimler var. Bu resimler bu şablonları üreten creatorların, içerik üreticilerinin hesaplarına gidiyor efendim. Onların resimleri. Mesela onlardan bir tanesini tıklayayım. Ülkü güzel. Ülküyü takip edebiliyoruz. Ben zaten takip ediyormuşum ülküyü. Takip edebiliyoruz. Ülküyü takip ettiğimiz zaman istediğimiz kadar içerik üreticisini takip edebiliriz. Bakın takip ettiğiniz creatorlardan ...onların ürettiği son şablonlar olarak karşıma çıkartıyor. Onları buradan takip edebiliyorum. Böylelikle onlar yeni şablonlar ürettikçe... ...karşıma onların şablonları, beğendiğim tasarımcıların tasarımları çıkmış oluyor. En son beğenebileceğim bazı şablonlar öneriyor bana. Az önce sunum kullandığım için bana sunumları önerdi. Hemen aşağıda son yaptığım, son açtığım tasarımlardan... Bazılarını baz alarak onlara benzer tasarımlar öneriyor sonra popüler olan bakın bunlar aranmış bunlar kullanılmış onları gösteriyor en son eklenen e, şablonları gösteriyor belge türlerini aşağı doğru biraz daha kişiselleştirilmiş benim kanvayı kullanımıma göre kişiselleştirilmiş e, bazı önerilerde bulunuyor. Ben Öğretmenim daha çok eğitim materyalleri kullandığım için gördüğünüz gibi bana eğitim infografi, sınıf afişi gibi sınıfla alakalı sınıfta kullanabileceğim türde içerikler öneriyor. Eğer öğretmenseniz ve eğitim hesabı açtıysanız size de aynı şekilde çoğunlukla eğitimle alakalı olan içerikleri daha kolay ulaşmanız için önerecektir. Onun haricinde bakın şablonlar kısmında tüm şablonları e, detaylandırabilirsiniz. Mesela sadece sosyal medya alanındaki e, şablonları seçebilirsiniz. Koleksiyonlar kısmı öne çıkan koleksiyonlar, yeni geldi yeni bir özellik. Burada birbirini tamamlayan koleksiyonlar, tasarımlar bulabilirsiniz. Mesela bakın The College Collection diye bir tane koleksiyon var. Bunu tıkladığımda Hepsi Canva tarafından, Canva'nın iç ekibi tarafından üretilmiş, birbiriyle uyumlu, belli bir tarzda üretilmiş tüm tasarımlara kolayca ulaşabiliyorum. Bu tasarımlar sizin kurumsal e, kimliğinizi yansıtmanız için ya da bir sosyal medya hesabınız varsa e, orada birbirine benzeyen, böyle daha tutarlı tasarımlar paylaşmak için kullanabileceğiniz bir alan. Mesela bakın YouTube kanal kiti oluşturmuş bizim için Canva. Bunu bir koleksiyon olarak yapmış. Gördüğünüz üzere birbirine benzeyen, birbirini anımsatacak ve tamamlayan farklı dosya türlerinde tasarımlar var. Hem işte YouTube e, müzik banner'ı var, YouTube e, küçük kapağı var, e, ondan sonra Instagram postu var ve hepsi aynı tarzda yapılmış durumda. Bu da Canva koleksiyonlar e, kısmına ulaşabilirsiniz. Sosyal medya olarak daralttım. Ondan sonra sosyal medyayla ilgili koleksiyonlara ve sosyal medyayla ilgili tasarımlara ulaştım, eğitim kısmını tıklarsam bu sefer ne olacak bir öğretmensem yahut eğitimle alakalı tasarımlara ihtiyacım varsa eğitim diye aslında bakarsanız kategoriyle dirmeyi biraz daha geniş bir alanda yapmış oluyorum gördüğünüz gibi eğitimle alakalı sınıf sınıf konu konu e, ayırmış üst kısımda kaynak konu e, kaynak türü gibi e, farklı farklı sınıflandırmalar yapmış bir öğretmen olarak tüm içeriklere buradan ulaşabilirsiniz. Yahut pazarlama sektöründe yer alıyorum. Pazarlama için, pazarlama yapmak için tasarıma ihtiyacım var. Bakın pazarlama ile alakalı farklı dosya türlerinde tasarımları bana öneriyor. Biraz daha daralttım. Kartvizitlere gittim. 16.361 tane kartvizit tasarımı şablonu varmış kanvanın içerisinde. Takip edilenler kısmına yine buradan ulaşabilirsiniz. Ben bu e, bu kısım benim takip ettiğim içerik üreticileri 27 tane içerik üreticisini takip ediyormuşum. Ayrıca üst kısımda da size önerilen, takip etmeniz için önerilen e, ta, e, içerik üreticileri var. Onları da bu kısımdan takip ederek onların tasarımlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Marka şablonları e, bunu ayrı bir videoda anlatacağım. Eğer sizin bir markanız varsa ya siz bir kurumsanız, kuruluşsanız, okulsanız hiç fark etmez ve sürekli olarak benzer tasarımlar kullanıyorsanız, benzer şablonlar kullanıyorsanız onları ekleyip tüm ekibinizin kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunu ayrıyeten sizin için anlatıyor olacağım. Evet Canva dünyanın en büyük şablon kütüphanesine, içerik kütüphanesine sahip. Bunların hepsine ücretli ve ücretsizlerini dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer ücretsiz ücretsiz kullanıcıysanız hiç korkmayın. Hani Canva öyle bir site değil. Hani azı e, ücretsiz, çoğu ücretli bir uygulama değil. Ücretsiz olarak da binlerce, on binlerce şablona kolaylıkla e, ulaşabilirsiniz efendim. Evet Canva şablon kütüphanesi bu kadar.